Valla fazla uzatmadan bu akşam, çünkü oyuncular da bekliyor. Evet, 90 dakikalık bölümünü 1-0 mağlup bitirdik. Ama ikinci bir 90 dakika var. Kendi sahamızda, kendi şehrimizde, kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Bu skoru alabiliriz, finale kalabiliriz. Ama bunun için de 3 tane maç oynadık. Bu 3 maç, analizler, rakibin oyunu, bizim topu kaptığımızda yapmamız gerekenler, bütün bunları bir araya getirip maç gününe kadar takımımızı, kendimizi de geliştirip mutlak surette finale kalmak istiyoruz. Soru var mı? Teşekkürler. Fazla uzatmaya gerek yok. İyi akşamlar. Öncelikle Kayseri Spor bu sene 3. karşılaşmamız. Son oynadığımız buradaki maç üzerinden hazırlandık. Bir geçiş takımı ve kenar orta yapabilen bir takım. Ve kupada özellikle Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı eleyerek buraya gelmiş bir takım. 180 dakikalık bir oyunun, sahnenin 90 dakikasını 1-0'lık avantajla bitirdik. Beni memnun eden, mutlu eden 41. yanlış hatırlamıyorsam resmi müsabakamızı oynadık. Ve bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanan, inişleri çıkışları olmayan bir dengesi olan bir takımız. Özellikle geçen hafta Karagümrük Lig maçı, bu haftaki, bugün oynadığımız Kayseri Spor maçı, oyunu tamamen forse eden ve topa sahip olup ve bu oyuna sadık kalan, sadakat gösteren oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden hücum denediler. Kanatlardan denediler. Kenar ortayla denediler. Ve özellikle bu geçiş takımına karşı hem hücum yaparken, topa sahip olurken geçişte vermedi gibi. Duran top kenar ortadan tehlike olmaya, yaratmaya çalıştılar. Oyun olarak çok üstün oynadık. Bunun yanında taraftara da özellikle bu oyuna sadık kaldıkları için, sadakat gösterdikleri için, verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek oldular. Sene başına itibaren inanılmaz destek veriyorlar. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler. İki kulvarda da hedefe Trabzonspor emin adımlarla gidiyor. Son 2-2,5 aydır sakatlıklarla ilgili çok sirkülasyon yaşadık. Şimdi kadro derinliğimiz biraz daha fazla oluştu. Oyunda hemen hamlelerimizi yapabiliyoruz ve kalitesi daha yüksek bir takım olma yolunda önemli adımlar attık. Her iki kulvarda da hedefe doğru gidiyoruz. Taraftarımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle bunun bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama daha rövanşı var. Onlara da başarılar diliyorum. Biz yarın antrenman yapıp, ertesi günü dinlenip hafta sonuna en iyi şekilde tekrar hazırlanmaya devam edeceğiz. Evet, soru varsa alabiliriz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.